Evet, maçı değerlendirmesi, maç hafta içerisinde açıklamaları söylemiştim. Bakıldığı zaman ikinci devre özellikle Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımlarından birisiyle oynayacağımızı, Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan, Türkiye Kupası'nda yarı final oynayan ve şampiyonluk için de yapabilirsiniz. Şampiyonluk için de yarı içerisinde olan rakibe karşı oynuyor. Bunu oynarken de ve sistem olarak da çok iyi olan bir takıma karşı oynuyor. Çünkü bakıldığı zaman Fenerbahçe gerçekten Avrupa'yı futbol oynuyor. İşimizin çok kolay olmayacağını biliyorduk ama bizim bu maçtan galip gelebilmemiz için bireysel anlamda karşılaştırdığımızda tabii ki bizim Fenerbahçe ile aynı kefeye konmamız mümkün değil. Her anlamda. Ama biz bunu istek, arzu, iyi organize olaraktan, cesur oynayaraktan ancak iyi sonucu alabileceğimizi söylemiştik oyuncularımıza. Nitekim de öyle oldu. Oyuna bakıldığı zaman çok fazla pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. Biz de çok fazla, attığımız goller haricinde çok fazla net pozisyonda kullandık. Bu da bir gerçek. Ama oyun olarak sahadaki pozisyon oyunu beni gayet memnun etti. Oyuncuların özverisi, saha içerisindeki yardımlaşması, 90 dakika boyunca söylediklerimizi harfiye getirerek yerine getirmeleri bizi ayrıca mutlu etti. Onlara teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık diyorum. Fenerbahçe'de Perşembe günü cani gönülde başarılar diliyorum. Evet, başka soru var mıydı arkadaşlar? Hocam, 18 yaşındaki biz bugün Ahmet'i Fenerbahçe'ye karşı oynattığımız için 19 yaşındaki veya 18 yaşındaki çocuk gözüküyor. Biz geçen sezon Ramazan'da Türk futbolunu kazandık. Soner Aygün'ü tekrar Türk futbolunu kazandık. Artun'u Türk futbolunu kazandık ki Artun yanlış hatırlamıyorsam 8-9 tane ilk 11 var. Bugün Ahmet Çalık'ı kazandık. Bakıldığı zaman 2 süre içerisinde 3-4 tane altyapının oyuncumuza şans verdiyseniz, bunları da belirli bir yere taşıdıysanız veya bunu bu gençler bile mümkünümde yapmıyorsunuz, bu sizin zaafınız demektir. Böyle cevaplayın isterseniz sorumlu. Çünkü gençler bile herkes tarafından altyapısız temelli takımlarına olan birisi olarak görülüyor ki bana göre de Türk futbolu adına öyle. Yani biz bunu yapmamış olursak çalışmış olduğumuz yere ihanet etmiş olur. Günü kurtarmak için veya kendimizi kurtarmak için alternatif günlerimiz olabilirdi. Ama sonuçta siz onlara güvenirsiniz. Onlar ne zaman kendilerini ispat edecekler? Biz Türk futbolunun içerisinde olduğumuz sürece bu tür arkadaşlarımıza şans vermeye devam edeceğiz.